Türkman Radyo Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Behram Salih Bağdat ve Erbil'deki yargı aygıtının çabalarına desteğini teyit etti. Arbaniye ziyaretlerinin başlamasından bu yana Kutsal Kerbela şehrini Arbaniye merasimlerini almak için yüzlerce ziyaretçi akın etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı Cuma İnat, Irak Medya Başkanı Nebi Casim ile ikili işbirliği konusunu görüştü. Maliye Bakanlığı Eylül ayının maaşlarını bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. 3.913 yeni vaka tespit edildi. DSO sözcüsü Haris, mevcut zaman çizelgesi göz önünde alındığında dozların 2021'in ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz dedi. Milli mücadelemize gelince tabii 1997'de masaya yatırılı. Orada masa üzerinde belirlenir, hedefler belirlenir. Türkman Sivil Toplum Kuruluşları ve Irak Türkman Yazarlar Birliği ile koordine olarak bu vesileyle şiir akşamı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Behram Salih Bağdat ve Erbil'deki yargı aygıtının çabalarına desteğini teyit etti. Cumhurbaşkanlığı basın ofise yaptığı yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Süleymaniye'deki ikametgahında Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Zeydan ve beraberindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki Yargı Konseyi Başkanı Yargıcı Binkin Kasım, Süleyman Valisi Haval Abubakir ve Meclis Üyelerinin kabul edildiğini söyledi. Açıklamaya göre Salih pozisyonunun federal yargı kurumları ve Irak Kürdistan Bölgesindeki yargı kurumlarının tüm çabalarını destekleyeceğini söyledi. Savunma Bakanı Cuma İnat, Irak Medya Ağı Başkanı Nebi Casim ile ikili işbirliği konusunu görüştü. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre Savunma Bakanı İnat, Irak Medya Ağı Başkanı Nebi Casim ile görüşerek iki taraf Savunma Bakanlığı ile medya arasında meydan işbirliği geliştirme ve destekleme yollarını tartıştı dedi. Savunma Bakanı Irak Medya Ağı'nın Irak ordusunun güvenlik, eğitim ve insani faaliyetlerine ışık tutmadaki rolüne övgüde bulundu. Seçim yasası ile ilgili birçok söylentiler ortaya çıkmasıyla beraber bu kez parlamentoda çeşitli seçim bölgeleri ve her 4 sandalye için bir seçim bölgesi belirlenmesi konusu siyasi kulisleri oldukça meşgul etmiştir. Bu konuyla ilgili tüm önerilerin yerine getirilerek uygulanması Arbaniye Ziyaretinin hemen ardından düzenlenecek oturumda yapılması bekleniyor. Seçim yasası ile ilgili birçok söylentiler ortaya çıkması ile beraber bu kez parlamentoda çeşitli seçim bölgeleri ve her 4 sandalye için bir seçim bölgesi belirlenmesi konusu siyasi kulisleri oldukça meşgul etmiştir. Bu konuyla ilgili bütün önerilerin yerine getirilerek uygulanması Arbaniye ziyaretinin hemen ardından düzenlenecek oturumda yapılması bekleniyor. الأجواء في مجلس النواب متجهة باتجاه حسم هذا الموضوع. Parlamentoda bulunan atmosferler bu konunun Arbaine ziyareti sonrasında hemen düzenleneceği oturumda ele alınacağı gösteriyor. Çünkü bu konu büyüyerek fazla zaman aldı ve gerek kamuoyu olsun gerekse siyasi güçlerden olsun çeşitli baskılar yapılıyor. Parlamento bu konu ile ilgili olmayı yaparsa üzerine düşen görevi yerine getirmiş olur.
Etnik yapıların hak ve hukuk korunma konusunda ise çeşitli birçok görüşler ortaya atılmıştır. Ma yahusu sabi'a şebek ve yezidiye fel mefruz en tebqa daire vahide Nineve. Şebek, Subbiler ve Ezidiler ise hepsinin Ninova ili kapsamında tek bir seçim bölgesinde kalmaları daha uygundur. Zira kendileri Ninova'da bulunuyorlar. O bir ilçedir. Diğeri ise başka bir ilçedir demek çok yanlış olur. Zira herhangi bir etnik yapıya bu konuda zulüm etmiş oluruz. Seçim konusunda uzman kişilere göre ise seçim komiserliğinin kendi çalışmalarına başlaması için seçim yasasının tamamlanması gerektiğini ifade ettiler. Kanun intikabi yetim min khilale tehdid devar intikabiye ve yertebut zalike bi amel secillin nakibin. Seçim yasası yoluyla seçim bölgeleri belirlenir. Ardından veri tabanları hazırlanır. Seçmenlerle ilgili veri tabanları 4 ay önce hazır olması gerekir. Dolayısıyla yenilenmesi işlemi 2 ile 3 ay uzaması ihtimali vardır. Arbaini'ye ziyaretinin başlamasından bu yana Kutsal Kerbela şehrini Arbaini'ye merasimlerini almak için yüzlerce ziyaretçi akın etmeye hazırlanıyor. Ala Tabali Hüseyinli'ye 7000 gönüllünün çeşitli alanlarda hizmet verdiğini söyledi. Ziyaretçilerin şehre girmesinin, mevkiplere girmesini kolaylaştırdığını dile getirerek Ala Tabali Abbasi'ye aynı gönüllerin koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri yaptıklarını söyledi. Haşi Şabi Başkanı Falih El Feyyaz, Haşi Şabi güçlerinin emniyet güçleriyle koordineli bir şekilde ziyaretçileri koruduğunu söyledi. El Feyyaz yapmış olduğu bir açıklamada Haşi Şabi güçlerinin ülkenin güvenlik, ekonomi ve sağlık bakımında karşılaştığı zorluklara rağmen ziyaretçileri korumaya çalıştığını söyledi. بالرغم من قلة حضور الزائرين الأجانب لكن أيضا كانت هذه زيارة مليونية بامتياز والحشد لا زال يتعاظم في مدينة كربلاء والمناطق القريبة المؤدية إليها والحشد لا زال مستمر إن شاء الله مع كل التشكيلات العسكرية وعمليات المشتركة والأخوة في العتبات المقدسة العتبة الحسينية والعتبة العباسية الذين يقومون بدور كبير في تأمين ومرور المواكب وحركة الزائرين ومن أجل توفير الفرص الكبيرة لهم لأداء هذه الشعيرة بصورة صحيحة وبدون تعكير ولمنع الإرهاب من القيام بما يمكن يعكر صفو هذه الزيارة جهد فني كبير كاميرات طائرات مسيرة كل هذه الأعمال انتشرت وتقدمت من أجل أن تحفظ أمن الزائرين وتقدم نموذج العراق القادر على أن يحمي الملايين في مناسبة أصبحت مناسبة عالمية. Arbaini'ye ziyaretlerinin devam etmesi kapsamında Kerbela Valisi Nasif Casim El-Hitabi, ilin emniyet güçleri ve Haşi Şabi ile koordineli olarak ziyaretçileri korumaya çalıştığını söyledi. El-Hitabi yapmış olduğu ve sağlık hizmetlerinin kusursuz bir şekilde yapıldığını belirterek koronavirüsten önleyici tedbirlerin önemine değinildi. قمنا طبعا بتنسيق عالي بشكل مبكر ومشاركة فرقة العباس القتالية وقيادة الحشد الشعبي الفرات الأوسط هناك مساهمة فعالة في آليات العمل والتفتيش وكذلك التفويج وتمرير الزوار الأكارم من كل محاور محافظة كربلاء المؤدية إلى محافظة كربلاء المقدسة باتجاه المدينة المقدسة طبعا هناك كذلك عمل مساهمة في خطة النقل ومساهمة في خطة الصحة من خلال القدرات والإمكانيات على مستوى الإسعاف وعلى مستوى الوقاية وعلى مستوى الاحتراز وعلى مستوى التعقيم ومستوى التحفير.
Güvenlik Basın Merkezi göstericilerin Arbaini'ye ziyaretleri sırasında Kerbela şehrindeki Harameyn Şerife'nin önünde toplandıklarını ve Babul Kıble'ye doğru girişin izin verilmediği yerden girme girişiminde bulunduklarını söyledi. Merkez giriş ve güvenlikten sorumlu yetkililerin göstericilere uyarıda bulunduğunu ve giriş için belirlenen yerlerden girmeleri ve içeriye giriş talimatlarına uymaları için uyarıda bulundu. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Arbaini'ye ziyaretçilerinin kalmadığı yerlerde mevkiplerin kapandığını ve yolların trafiğe açıldığını açıkladı. Operasyonlar Komutanlığı yayınlamış olduğu bir açıklamada şimdi ziyaret planının ikinci aşamasına geçtiğini ve ziyaretçilerin Bağdat'a geri dönmeleri için araç tahsis edilmeye başlandığını belirtti. Sevgili seyirciler, Maliye Bakanlığı Eylül ayının maaşlarının bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı. Maliye Bakanlığı'ndan yayımlanan bir açıklamada memurların geç kalan maaşlarını bugünden itibaren kartlarına yatırılacağını belirtti. Bakanlık ayrıca ekonomi sorunları çözmek için beyaz sayfa yaptığını ve şimdiden 2021, 2022 ve 2023 bütçelerinde çalışıldığını belirtti. Merkez Bankası borçluların yükünü hafifletmek için süre sınırını değiştirmeye karar verdi. Merkez Bankası çarşamba günü borçluların üzerindeki yükü hafifletmek için konut kredilerine ilişkin süre sınırını değiştirmeye karar verdi. Bankadan yapılan açıklamada ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara tepki olarak ve mevcut mali sıkıntılar ışığında borçluların yüklerinin hafifletmesine katkıda bulunmak amacıyla Irak Merkez Bankası Konut Fonu ve Emlak Bankası kredilerinin finansına yönelik girişimi kapsamında belirlenen süre sınırını değiştirmeye karar verdi. Böylece yeni zaman sınırı 10 yıl yerine 15 yıl olacak ve geriye dönük bir etki yaratacaktır. Finansal krizin zorluklarına cevap verebilecek ve Irak ekonomisini güvenliğine taşıyabilecek bir bankacılık sistemi oluşturmaya, katkıda bulunmak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı. Kerkük vatandaşları maaşlarının gecikmesinden dolayı sitemde bulundular. Maaşlar geçleşti. Devlet ise suskunluğundan taviz vermedi. Ekim ayı geldi ama maaşlar gelmedi. Biridiri kart almıştık. Bilmiyorum devletin varidatı hara gelipti. Bu ay başı yani bu hali il bitmeyipti diri varidat yoktu. Günler geçti, memurlar evlerine ekmek götürecek para bulamadılar. Muvazzaflar 45 gündür atıp almayıplar. Ondan sonrası indi pazar hamsı durdu. Bıçak kemiğe dayandı. Vatandaşlar ise artık susmuyor. Bilmem bu varda tarih gitti. Ne ratip var. Zaten de iş zayıf. Geçsen bir pazarlığa, pazarlık hapsi bahadı. Şimdi pazar hapsi duruptu. Pazar tamam vurundu baştan başa. Bu da takriben bu da bizdeki haftada biz iş sahibiyiz. Biz ratipe bağlıyız. Şimdi ratip yoktu, iş yoktu. Vatandaşlar 2020'de atamayı beklerken atananlar maaşlarından oldular. Durumlar karıştı. Her adam bir şey. Biridiri 6 trilyon çalınıptı. Biridiri yok çalınmayıptı. Yani biz böyle olmuş o muvazzaftan fazladır. Ratip verirler yoksa vermezler. Yani her muvazzaftı bir şey istir alsın bir ratip yoktu. Bu ay verirler vermezler. Yani biz bu muvazzaftan o zamana kadar belirleyecekti. Dünden itibaren maaşlar ödenmeye başlandı. Ancak vatandaşlar gelecek ayın gecikmeme garantisini almak istiyorlar. Yani alem kalktı korkmaya bir iş yetmir. Bir şey yapmıyor, bir şey etmedir, ratip yoktur. Bu ayı aldık ihtimal gelene yoktu. Tarım Bakanlığı önümüzdeki günlerde 800 bin ton yurt dışından gelen talaplara göre tarım ürünleri ihracat yapacak. Sebzevat, arpa ve buğday gibi tarım ürünlerin memlekette kendi kendine yetmesinden sonra geçen yıldan ve bu yıldan kalan 800 bin ton ihracat yapmaya hazır olmuş.
Tarım Bakanlığı'nın demeçlerine göre dünya çapında birkaç ülke Orak'ın arpasını istemektedir. Seyitim ilan li kulli musadderin ilan fi 3 suhuf resmiye. İhracat yapan 3 resmi gazetelerde ilan yaparız. Daha sonra artırma başlayacak. Artırma dünya fiyatı 125 dolardan başlar. Arpa isteyen çok ülkeler talepte bulunmuş. Rusya, İran, Körfez ülkeleri ve Arap Bahtısı gibi birkaç ülke arpamızı ithal yapmak istiyor. Orak'ın ziraat ürünlerini ihracat yapmasının en önemli amaçlarından ülkenin sadece petrol satışlarına bağlı kalmaması. Çünkü petrolün fiyatı sarsılır. Onun için memleket sorun içinde yaşıyor, petrolün fiyatı düşünce. Irak tarımı ürünleri isteyen ülkeler için sebzevat ihracat yapması, hükümet en doğru ve olumlu adımlar atmıştır. Irak hükümeti Tarım Bakanlığı 9. ayda artırma yoluyla büyük miktarda arpa ihracat yapmasını ilan etmiştir. Bu ülkeler kendileri arpamızı istemekte talep yapmışlar. Bilindiği üzere hükümet petrolün fiyatlarına bağlı kalmaması için devletin gelirisini çeşitlemek nedeniyle sebzevat, arpa ve buğday gibi ürünleri dünya çapında bazı ülkeler istemesine göre hükümet onlar için ihracat yapacak. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. 3913 yeni vaka tespit edildi. Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 73 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 9604'e ulaştı. Ülkede 3913 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 391.044'e çıktığı kaydeden açıklamada 3413 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 319.784 olduğu bilgisi paylaşıldı. Kerkük'te yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti. 138 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kerkük'te son 24 saatte 2 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 543'e ulaştı. Kerkük'te 138 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısının 14.136'ya çıktığı kaydeden açıklamada 102 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 11.503 olduğu bilgisi paylaşıldı. Sevgili seyirciler, Masuma çocuğun anne babasının zorluğu Masuma'nın dünyaya gelmesinden beri başlamıştır. Dolayısıyla Masuma kendi beyninde oluşan bir sorundan dolayı yatalak olmuştur. Beyninde oluşan sorun ise kendisinin oturmasını ve yemeği çiğnemesini engellemiştir. Masuma çocuğun anne babasının zorluğu Masuma'nın dünyaya gelmesinden beri başlamıştır. Dolayısıyla Masuma kendi beyninde oluşan bir sorundan dolayı yatalak olmuştur. Beyninde oluşan sorun ise kendisinin oturmasını ve yemeği çiğnemesini engellemiştir. Edde telef el-a'sab li yadha edde ila en yusir idha i'tilal bil bal'. Beyninde oluşan hasar yemeği yutmasını zorlaştırmıştır. Dolayısıyla yemeği çiğnedikten sonra yutmak istediğinde yemek borusuna değil solunum borusuna doğru gidiyor. Dolayısıyla bu durum kendisinin zatüre hastalığına yakalanmasına neden olmuştur. Bu zatüre hastalığı kendisinde kalmaya devam ediyor. İlaçları ise çok pahalı ilaçlardır.
İlaçların maliyeti işçi olan babasını zorlamıştır. Bu nedenle yüksek maliyetli ilaç parasının ödenmesi için çeşitli kurumlara başvurmuşlar fakat herhangi bir sonuç almamışlardır. احنا نناشد وزير العمل على موضوع الراتب. Bizler Çalışma Bakanına maaş konusunda seslenmek istiyoruz. Dolayısıyla ben bir işçiyim. Masume'nin ilaç paraları ise yüksek maliyetlidir. Ben müracaat ediyorum ama herhangi bir sonuç alamıyorum. أتمنى من رئاسة الوزراء أن تنظر لحالة هاي الطفلة بلكن عسى ولعل أنه أنها علاج بالخارج. Başbakanlıktan bu çocuğun durumunu görmesini istiyoruz. Bu çocuğun belki de ilacı yurt dışında mümkün olabilir. Dolayısıyla biz ilaç parasını ödemede çok zorlanıyoruz. Pazarın zam şampiyonu domates oldu sevgili seyirciler. Bu da olumsuz etkilere yol açtı. Pazarın zam şampiyonu domates oldu. Bir takım sıkıntıların sonucunda pazarın fiyatı uçtu. Vatandaşlar ise bu durumdan şikayetçi. Vallahi tamata bahalım. Kimse onca şey alabilir daha. Yani şimdi ben alan tamata alır. Cemaat geldi alır. Çok bu habersiz. Bundan bir iki hafta vali cümlesi 600 liraydı. Satırı o zaman 1000 lira. Şimdi 1300 lira tamata almışız. Bu da harabıdı. Yarı bir araz düştü. %100 gelen zamların sebebini açıklayan manavcılar sitem ettiler. Evvel 1000'e verirdik o gün, 750'ye verirdik. Böyle bu hisariydi. Yani şimdi çok kalktı. 1200-250 cümlesiydi. Peki bu durum çarşıya, pazara nasıl yansıyor? Evvel alem gelir tamatta 2 kilolardı. Şimdi geldi yarım kilo aldı. 1 kilo aldı. Alemin de yokudu. Manavda zamlar almış başını gidiyor. Peki krone devam ederken bu durum pazarı olumsuz etkiliyor mu? Yerinde bahadı yani yok bizim elimizde bir seher kaldırır, o seher andırır. 1300 tamat almışız biz dünen bir gün, yarısı da az üç çıkırır. Merakla beklenen Ekim ayında sebze ve meyvelere zam gelirken bir kısmı ise etkilenmedi. Mine Salihi, Türkmen TV, Kerkük. Milli Türkmen Bayramı ve 7 Ekim Türkmen şairlerini vicdanında atan bir damardır sloganıyla Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları ve Irak Türkmen Yazarlar Birliği ile koordineli olarak bu vesileyle şiir akşamı düzenledi. Milli Türkmen Bayramı ve 7 Ekim Türkmen şairlerinin vicdanında atan bir damar sloganı ile Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları ve Irak Türkmen Yazarlar Birliği ile koordineli olarak bu vesileyle şiir akşamı düzenledi. Şiir oturumunda Türkmenlerin tarih boyunca çektikleri işkence ve zulümler, özellikle eski rejim döneminde maruz kaldıkları soykırım, tutuklama ve sürgün olayları dile getirildi. Aynı zamanda Türkmen milletinin vatanseverliği, fedakarlığı ve Saddam rejimine karşı durduklarından söz edildi. Türkmen Edebiyatçıları Birliği'nin başkanı Aydın Kerküklü 7 Ekim hakkında konuşmalar yaptı. Biz Türkmen Edebiyatçılar Birliği olarak böyle anma törenlerini tabii şiirlerimizle, kuratlarımızla yaparız. Bugün de aynısını yaparız. Milli mücadelemize gelince tabii 1997'de masaya yatırılır. Orada masa üzerinde belirlenir, hedefler belirlenir. Öte yandan Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları Örgütü'nün başkanı İstibrak Yazaroğlu ise 7 Ekim birlik ve beraberliğin bir simgesi olduğunu dile getirdi. 7 Ekim Türkmen'in birliğidir. 7 Ekim Türkmen'in iradesi ortaya çıktı. Hakikaten bu irade çoktan beklenirdi ama 1997'de Erbil şehrimizde, Türkmen Erbil şehrinde ortaya çıktı. Milletin rahmından doğdu. Hakikaten o gün hakkında milletin iradesi doğuldu, iradesi ortaya çıktı. İki birleştiler bir çatı altında, davaya hizmet ettiler, davanı devam ettirdiler bugüne kadar. Her mahfalde, her yerde birlik barabalık çerçevesi içerisinde Türkmen haklarını bu talep ettiler. O gün hakkında Türkmen dili ispat oldu, tespit olundu. Hangi harflerle yazılsın? Bizim geçmişimiz nedir? Kimik, kimle gidik? 7 Ekim'de her şey tartışıldı. Bir çerçeveye koyuldu, ortaya çıktı.
Bugün 7 Ekim bütün Türkmen milletinin milli bayramıdır. Bütün Türkmen milleti kurtulsun. Şairleri ise şöyle konuştular. Ben öncelikle bütün Türkmen milletini tebrik ederim. Milli bayramlarını inşallah bu millet her zaman milli bayramda ve çefte safada olur. Milli bayram işte 1997 tarihinde milletin iradesiyle, milletin söz birliğiyle bugün 7 Ekim milletin özel bir bayramı oldu. DSO sözcüsü Haris, mevcut zaman çizelgesi göz önünde alındığında dozların 2021 yılının ortasında ülkede ulaşmaya başlamasını bekliyoruz dedi. DSO sözcüsü Haris, mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında dozların 2021'in ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü DSO sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs COVID-19 için 8 ile 9 aşı adayının faz 3 klinik denemelerinin devam ettiğini belirterek, bu büyük ölçekli deneme aşamasının sonuçlarının yıl sonunda gelmeye başlamasını bekliyoruz. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında dozların 2021 ortasında ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz dedi. Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 36 milyonu, virüs kaynaklı ölümleri ise 1 milyon 54 bini aştı. DSO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ölü sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu uyarısını yapıyor. DSO Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan'ın 5 Ekim'de yaptığı DSO'nun en iyi tahminlerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %10'unun bir diğer ifadeyle 780 milyon kişinin COVID-19'a yakalandığı açıklaması ise tüm dünyayı şok etti. Salgının en kötü vurduğu ülkelerde cevabını arayan tek soru ise COVID-19 için etkili ve güvenli bir aşının ne zaman üretileceği. DSO eş güdümünde yürütülen COVID-19 aşıları küresel erişim programı COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor. Programın amacı tüm ülkeler eşit ve aynı zamanda COVID-19 aşılarının ulaştırılması, zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi. COVAX şimdiye kadar 168 ülke katıldı. 25 ülkeyle de görüşmeler devam ediyor. Haris, Çin'in dünya çapında kullanım için ürettiği COVID-19 aşılarının değerlendirmesi konusunda DSO ile görüştüğü iddialarını ise doğrulamadı. Brezilya'da 42 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığı bu ayın başında günlük 8.456 vaka tespit edilmesinden sonra 42 bin yeni vakanın tespit edilmesinin vaka sayısında ciddi artışların meydana geldiğini söyledi. Fransa Sağlık Bakanlığı 10.489 yeni koronavirüs vakası ve 65 yeni ölüm vakası tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık toplam vaka sayısının 635 bin olduğunu ve ölüm sayısının da 32 bine yükseldiğini belirtti. Fransa sağlık kurumlarının virüsün çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladığını belirtti. Brüksel bölgesi yerel hükümeti yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında yarından itibaren barların en az bir ay boyunca kapatılacağını açıkladı. Brüksel bölgesi yerel hükümeti yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında yarından itibaren barların en az bir ay boyunca kapatılacağını açıkladı. Kapatılacak yerler arasında alkol servisi yapılması bile spor kulüplerin kafeleri ve kafeteryaları ile parti ve etkinlik düzenlenen salonlar da bulunuyor.
Bunlar dışında kamuya açık alanlarda alkollü içki içilmesi de yasak kapsamına alındı. Amatör spor etkinlikleri ve müsabakalara da izleyici alınmayacağını duyuruldu. Profesyonel spor etkinliklerine ise sınırlı sayıda izleyici kabul edilebilecek. Okulların durumunda şimdilik bir değişiklik olmayacağını bildirdi. Ancak Brüksel Bölgesi Yönetimi yarın eğitim yetkilileriyle okulların durumu konusunda bir toplantı yapacak. Brüksel Bölge Hükümeti Başbakanı Rudi Verfort, kararların başkentte her 7 testten birinin pozitif çıkması üzerine alındığını söyledi. Belçika Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Brüksel'in Madrid ve Paris'ten sonra Avrupa başkentleri arasında virüsün en fazla yayıldığı şehir olduğunu bildirdi. Belçika hükümeti de ülke geneli için aldığı kararda vatandaşların aile bireyleri dışında sosyal mesafe ve maske kuralı olmadan görüşebileceği kişi sayısını 10'dan 3'e düşürdü. Ayrıca özel görüşmelerde bulunabilecek kişi sayısının aile bireyleri dahil en fazla 4 kişi alabileceği açıklandı. Ülke genelindeki kafe ve barların da en geç 23'te kapatılması, bir tür yerlerde en fazla 4 kişinin oturması kararı alındı. Kararın restoranları kapsamayacağı, evden çalışma uygulamasının teşvik edileceği belirtildi. Haftalık vakaların günlük ortalamasının duyurulduğunu, Belçika'da ortalama sayı 2406. Ülkede bir güne kadar toplam vaka sayısı 164.291. Ölü sayısı ise 10.092 oldu. Hastanelerde tedavi gören COVID-19'lu hasta sayısı da 952'ye çıktı. İranlı yetkililer başkent Tahran'da halka açık yerlerde koruyucu maske kullanımının zorunlu olduğunu duyurdu. Bu önlem virüste yeni rekor sayıda günlük enfeksiyonun kaydedilmesi ve salgının 3. dalgası sırasında hastanelerin yatak sıkıntısı çekmesiyle aynı zamana denk geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, federal soruşturmalarla ilgili tüm belgelerin Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiası ile ilgili olarak gizliliğini kaldırdı. Trump bir tweet'te yaptığı açıklamada eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un kendi güveni olmayan postasını hükümet mesajlarını almak için kullanılması ile ilgili soruşturmalarla ilgili tüm belgelerin gizliliğini kaldırılması izin verdiğini söyledi. Ve tweet'e göre bu belgeleri Amerikan tarihindeki en büyük siyasi suç olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Joe Biden, Trump'ın koronavirüsten kurtulması konusunda Başkan Donald Trump ile planlanan tartışmayı düzenleme sözü verdi. Trump hastaneden taburcu olduktan sonra iyi durumda olduğunu ve Miami eyaletinde 15 Ekim'de Demokrat adayı Joe Biden hakkındaki tartışmayı dört gözle beklediğini doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test etmek için hazırlıklar yaptığı yönündeki haberlerden duyduğu endişeyi dile getirdi. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ülkesinin Türkiye'nin uçak savar füze satın almasına kategorik olarak karşı olduğunu ve bunun Türk ordusunun Karadeniz kıyısına yakın sistem üzerinde testler yapma hazırlıklarının ardından geldiğini söyledi. Kuveyt Amiri Şeyh Nafal El Ahmet El Cabir El Sabah istifasını sunduktan sonra Kuveyt hükümetini yeniden iş yapmak üzere görevlendirdi. El Sabah görevine devam etmesi, ana yasal görevlerini yerine getirmesi ve yaklaşan milletvekili seçimleri için hazırlıkların tamamlanması konusunda mevcut hükümete olan güvenini dile getirdi. Bu üvey kardeşi Şeyh Sabah El Ahmet El Sabah'ın vefat etmesinin ardından görevi gelmesinden günler sonra geliyor. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi. Azerbaycan ordusu 27 Eylül 7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, 1S-300 sistemini imha etti. Bu arada Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonlarına devam etti. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattı boyunca yaklaşık top atışları yapıldı. Ermenistan ordusunun 5. muhrip alayı, komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 top Azerbaycan topçularınca imha edildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terterberde, Adam Acebedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi. Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesinde İran topraklarına yönelik tacizlere dikkat çektiğini hatırlatan Rouhani, "Bölgemiz çok hassas, öncelikle şehirlerimiz, köylerimiz ve topraklarımızın güvenliği çok önemli. Karabağ'daki iki ülke arasında başlayan savaş sınırlarımızın dibindedir. Sınırlarımıza düşen katuşya, füzeleri, havan topları ve diğer mühimmatlar asla kabul edilemez" değerlendirilmesini yaptı. Milletlerin hukukuna ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Rouhani, "Bu savaş büyümemeli ve bölgesel bir savaşa dönüşmemelidir. Savaş çözüm değildir, siyasi faaliyetler devreye girmelidir. Tüm devletler komşularının hukukuna tanımalıdır. Ve işgal hiçbir şekilde bizim için kabul edilemez. Barış bizim için esastır" ifadelerini kullandı. Erivan ve Bakü'ye çatışmaların sona erilmesini çağrısında bulunan Rouhani, "Azerbaycan halkının hukukuna saygı göstermelidir ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne bir kere daha vurgu yapıyoruz. Hiçbir sorun savaş ve kan ile çözülemez. Başka çözüm yolları bulmalıyız" tezbitinde bulundu. Irak, Suriye ve Lübnan'da Kasım Süleymani'nin öncülüğünde terörizmle savaştıklarını söyleyen Rouhani, "Teröristlerin sınırlarımıza gelmesini önlemek için Suriye, Irak ve Lübnan'da savaştık. Şimdi farklı bahanelerle teröristleri Suriye ve başka yerlerden sınırlarımıza yakın bölgelere getirmeleri kabul edilemez. Azerbaycan ve Ermenistan'a bu husus iletildi. Bu taraftan ya da o taraftan ateş benzin dükkanlar var. Bu kimsenin çıkarına değildir" diye konuştu. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Behram Salih Bağdat ve Erbil'deki yargı aygıtının çobalarına desteğini teyit etti. Arbayiniye ziyaretinin başlamasından bu yana Kutsal Kerbela Şehri'ne Arbayiniye merasimlerini almak için yüzlerce ziyaretçi akın etmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanı Cuma yine atarak Medya Başkanı Nebil Casim ile ikili işbirliği konusunu görüştü. Maliye Bakanlığı Eylül ayının bağışlarını bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti. 3913 yeni vaka tespit edildi. DSO sözcüsü Haris, mevcut zaman çizelgesi göz önünde alındığında dozdan 2021 yılının ortasında ülkelere bulaşmaya başlamasını bekliyoruz dedi.
Milli mücadelemize gelince tabii 1997'de masaya yatırılır. Orada masa üzerinde belirlenir, hedefler belirlenir. Türkman Sivil Toplum Kuruluşları ve Irak Türkman Yazarlar Birliği ile koordinatör olarak bu vesileyle şiir akşamı düzenlendi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.